Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim. Bugün biliyorsunuz öğlen video atmıştım. Şimdi ikinci videoyla karşınızdayım. Bu sefer de sakal tıraşını komple yarım numara ile komple sakal tıraşı yapacağım. Sadece bıyık bırakacağız. Bıyıkları biraz düzenleyeceğiz. Bununla ilgili video çekeceğim bu sefer sizlere. Daha da fazla uzatmadan ama tabii işe girmeden önce size zahmet. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan Salon Halim Kingkav, Instagram Salon Halim Kingkav Official ve Halim.AltanKingkav olarak, ayrıca TikTok'um da var, HalimAltanKingkav1925 olarak takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdi isterseniz daha fazla lafı uzatmadan sakal tıraşımıza geçelim. Şimdi kusura bakmayın, maalesef bir tane telefon ve bir tane kamera olduğu için ayarlamayı şöyle yapacağım. İlk önce arkadaşımızı çevireceğim. Siz buradan sakalları rahat ve güzelce göreceksiniz. Ben şu araya gireceğim ama herhalde herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Siz rahat bir şekilde görürsünüz. Vurun. Yaslan olun. Şimdi normalde arkadaşımızı böyle bir bıyık bırakacağız. İlk önce yarımla alacağız sakalları. Ben şöyle dursam siz rahat rahat görüyorsunuz galiba. Makine sıfırda şu an. Bunu yarıma çekiyorsunuz gördüğünüz gibi ve başlatalım. Tatlı sakal tıraşı yapmıştım daha önce. Onunla ilgili video çektim. Bu seferkini de komple yarım olarak çekeyim size. Hem sizler de aranızda çıraklar falan varsa onlar da rahat rahat görsün, izlesin. Sizler de öğrenin. Evde kendiniz de yapıyorsanız böyle yaparsınız. Normalde kemikli insanların buraları şey olur. Kemiklerden dolayı makine zorlanır. O yüzden yüzünü böyle indirin müşterinizin ve buraları böyle alın. Böyle aldığınız zaman müşterinin de canı alır. Şimdi kaldırabilirsin. Ondan sonra da eğer sakalın çıkış yönüne doğru terse ise terse doğru alacaksınız. Şimdi ben size buraları aldım. Şimdi ben gene arkadaşımızı çevireceğim. Şöyle. Hatta ben burada size bunu da biraz yaklaştıracağım. Rahat görün diye. Şimdi burayı da böyle alıyoruz. Ben kendimi biraz uzak tutuyorum siz rahat rahat görün diye. Ve buraları böylece yarımla almış olduk. Şimdi ben Allah telefon çalıyor. Ama kalitesi. Evet arkadaşlar, az önce kaldığımız yerde müşteri aradı. Maalesef kusura bakmayın. Şimdi buraları da böylece almış oluyoruz. Şurayı böyle ayarlayalım. Ve benim biraz ön tarafa gelmem lazım. Buraları da yarımla böyle aldınız.
ve sakalı yarıma vurmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi sakaldaki yarımlar bitti. Şimdi şöyle bakıldığı zaman neler var? Mesela buralarda fazlalıklar var, görüyorsunuz değil mi? Onlar sakalın daha siyah oluşuyla alakalı. Onu da böyle iki tık çekip, eğer ki çok fazla siyahlık varsa sakalın buralarında, bazı insanlarda olur. Onu da şuraları böyle yiyerek, aldığımız zaman seviye zaten aynısına geliyor. Çok fazla alt sakallara girmeyin de yaparken de dikkat edin. Şimdi buraları da böylece ayarlamış olduk. Vur. Bakayım şöyle. Bu taraf uzun. Evet. Bakayım. Burası biraz uzun. Şimdi hem uzun hem kalın. Evet. Şimdi burayı da şuradaki kılları böyle çekin. Ondan sonra böyle indirin. Bak şimdi oldu. Vallahi var ya. Tam nokta atışı ya Uğur. Tam nokta atışı. Bir tık daha, bir tık daha. Neresi? Çok. Hayır, dur şimdi onu makasla alacağız ya. Makas aldığımız zaman toparlayacak o. Şimdi burayı hallettik. Değil mi arkadaşlar? Burası oldu. Şimdi şöyle ben size bıyıkları göstereyim. Burayı da bıyıklara ayar yapacağız. Şuraları böyle güzelce alalım. Burasını da böyle hallettik. Şimdi az biraz da inceltme yapacağız. Şey, makas üstü mü yapayım, tarak üstü mü oğlum? Tarak üstü yap da. Tarak üstü mü? O zaman şey yapacağız, biraz daha inceltmemiz lazım. Şu şeyleri değil mi? Tabii, ince ince tarakla. Biraz daha ince yapacaksak eğer ki. Çünkü çok kalın olmasın. Tamam. Yalnız burada bana bir uzun gelir. Ne tarak? Dur oğlum, ilk önce bir ayarlayalım da. Tamam. Ondan sonra senin sakallar, senin bıyıklar zaten sıkıntılı ya. Bir anda bozuluyor. Ondan sonra anlık bir anda bozuluyor senin sakallar. Sonra uğraşıp duruyoruz. Zaten o düzeltemedik gitti onu ya. O düzelmez ki oğlum. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ona hiçbir şey gelmiyor yani elden. Böyle ince tarak yardımıyla bıyıklarda da inceltme yapabilirsiniz. Eğer ki makinayla yapmıyorsanız. Bakayım. Bak şurada var. Gayet iyi. Bir tık daha kısaltabilir miyiz? Nereyi? Bıyıkları mı? Bunu. Sonra çekelim şu an. Alo. Seni sonra alsam olur mu? Tamam. Valide mi, hatun mu? Ablam ya. Ha, ablam mı? Hı hı. İyi değil mi yavrum? İyi. Bence de daha fazla gibi. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Zaten daha da fazla giremiyoruz oğlum. Girdik mi? Oğlum uçları çok uzun geldi bana ya. Bir tık iki taraftan da kısaltsak olur mu uçlardan? Alayım biraz da. Biraz da. Çok uzun oldu. Aleykümselam Tarık. Ne diyorsun? Vallahi öyle. Oğlum bak, fazla kısalttık mı bu sefer çok
Kısa duracak. İyi mi? Tamam. Öbür tarafı. Daha da fazla girmem. Yok tamam. Girersek kurtaramayacağız çünkü. Ama bu cücüklerin de kırıkları falan var mı? Cücükleri mi? Hı. Dur alırız onu. Tarık ne yapıyorsun kardeşim? İyi valla. Sen sorma. Şükür. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet kardeşim, biraz öyle oldu. Tamam. Gene ne olacak? Niye gene Aydın'a gidiyorsun? Evet. Valla. Ne zaman? Yarın sonra. Ne kadar süre? Valla 2,5 hafta. 2,5 hafta. Tatile mi? Aynen. Yoksa işe mi? Yok yok. Tatile. Oh. Şu köşe. Hangi köşe? Köşeden. Bana çok kalın gibi geliyor buraya göre. Benim düzensiz oluşumda. Biliyorum da. Düzensiz zaten senin oralarda. Fazla giremem oğlum oraya. Girersen bu sefer çok aşağı düşecek burası. Şurası mı? Evet. Şurası çok şey gibi de yani burayla eşit değil ya, bunu buraya ayarlayamayız biz böyle. Dur bakayım. Normalde ayarlıyoruz zaten de. Hı. Çok fazla. Girdiğimiz zaman çok bozuluyor oğlum orası bir anda. Yani bir anda bozuluyor. Çok özür dilerim. Öyle değil. Ne anda. İşte. Bence iyi. Hı. Daha da fazla giremem. Şimdi şu makineyle şu şeyleri, kulak arkalarını falan ayarlayayım. Hmm. Arkadaşlar bu arada ne yaparsanız yapın, sakal tıraşı eğer ki yaparsanız, yaptıktan sonra muhakkak müşterilerinizin enselerini ve favori kenarlarını, buraları güzelce düzenleyin. Enselerini tertemiz yapıp öyle gönderin müşterinizi. Ki müşteriniz size daha çok bağlansın. Sonuçta 30 saniyede elinize yapışmıyor bu işlem. Basit bir işlem. Müşterinizin gözünde kendinizi yüceltirsiniz. Bunu da unutmayın. Tarık var ya, acayip izliyor şu an ha. Ulan diyor, ne yapıyor diyor bunlar. Yok, seni şeyleri gördüm ben ya videoları. YouTube videoları mı? Evet, ha, bunu da ilk defa şimdi hiç sakalla ilgili video çekmemiştim. Evet. Daha doğrusu bir tane yaptım da o katlı sakaldı. Bu sefer şey yaptık, komple yarıma vurduk, onun bir videosunu çekeyim dedim. Fazla bağlamıyorum ya. He? Fazla diyorum, bağlamıyorum. Yok canım, niye fazla bağlanasın? Yeteri kadar bağlansanız yetiyor oğlum zaten. Yani. Zaten ben 3 tane berbere gidiyorum ya. Ne? 3 tane berberim var. 3 tane? Adamın 3 tane berberi var. Valla. Peki bu 3 tane berberin içinde en iyisi hangisi kardeşim? Olur, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Herkesin eli farklı. Tamam, muhakkak oğlum. Hepsinin eli farklı zaten. Mesela benim bir tane köylüm var. O berber. Tamam. Tam köylüsünü satmaz abi. Ya herhalde oğlum. Yok. Millet köylüsünü satar mı? Hayır canım, öyle değil de. Üçünün de eli iyi. Yani o formayı beğeniyorum. Sorun yok yani. Ha iyi bari.
Memleketten kaybettin abi sen yoksa. Abi. Seni alalım buraya. Kardeşim. Memleket alalım seni. Ben İlay, memleket gezdim. Daha böylesini görmedim. Valla mı? Ciddi ya söylüyorum. Bırak şimdi ya. Bırak adı bizi burada. Kuaför olarak beni mi? Söyleme ya. Ciddi söylüyorum. Yani bu şey değil. Niye yalan? Niye sevmediğim yere geleyim ki kardeşim? Ben senin hariç. Ben burada iki tane daha bir şey gittim. Tamam. İkisini de beğenmedim. Açık konuşalım. Oğlum açık konuş tabi. Zaten beni de beğenmiyorsan onu da söyleyeceksin. Kardeşim ben senin yaptığın işi ben senin yaptığın işi beğenmiyorum diyeceksin yani. Bak şimdi. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Ben bir tane daha video çekmiştim ama şu arkadaki gelen arkadaş az önce aradı. Sağ olsun videonun ilkini biraz bir bitirdi. Allah razı olsun bu ikinciyi artık birleştirebileceğiz inşallah. Bakalım ayarlarsak. Birleştiremezsek ne yapacağız oğlum? Tek tek mi atacağız? Yok. Tarı... Bir şey ayarlayacağız artık lan. Bununla muhabbeti döndüreceğiz bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sakallar böyle alınıyor. Şöyle de göstereyim. Enseleri de böyle natural yaptık. Olay da tamam. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Trabzon'a selamlar. Şampiyon Trabzon. Göztepe'de olacak. İnşallah. Göztepe. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.